Hocam, üstadım münakaşa ile ilgili şu sözlerinin yorumunu sizden öğrenebilir miyim? Bismillahirrahmanirrahim. Sakın sakın münakaşa etmeyiniz. Casus kulaklar istifade ederler. Haklı olan haksız olsa, bu halimizde münakaşa eden haksızdır. Bir dirhem hakkı varsa, münakaşa ile 1.000 dirhem binlerce zararı dokunabilir. Şu olay sayfa 269. Ne şahane bir gerçeğe dikkat İkincisi, çekmiş Bediüzzaman, hocam. maşallah. Kemal Gürsoy. Bakın, sakın sakın münakaşa etmeyiniz diyor. Ne kadar güzel bir tespit. Ben de mesela bizim çocuk arkadaşlarım var. Sakın yani tartışmayın dedim. Kendine. Cedere, çünkü insanın ruhunda eğilim vardır. Yani ufacık bir şey, mesela şuraya oturayım, buraya oturayım, hemen bir tartışma ortamı meydana getirir. Ve o sonunda gerilime sebep olur. İnsanlarda zaten bir cedere eğilim olduğu için o da Allah sevgisin biraz kalp burkuntusuna, bazen düşmanlığa, bazen öfkeye ve nefrete sebep olabilir. Onun için şiddetle Müslümanların bundan kaçınması gerekir. Sakın sakın münakaşa etmeyin. Casus kulaklar istifade eder. Bakın mesela bir konuya daha dikkat çekmiş. Yani aranıza münafıklar gelebilir. Değil mi? Ahlaksız insanlar gelebilir. Gelir, sizin haberlerinizi götürürler başka yere. Dedikodunuzu yaparlar. Sizi ezdirmek, size zarar vermek için bilgi sunabilirler. Dikkatli olun diyor. Haklı olsa, haksız olsa bu halimizde münakaşa eden haksızdır. Yani hiç fark etmez diyor. Kim olursa olsun sakın münakaşa etmeyin diyor. Bir dirhem hakkı varsa münakaşa ile 1.000 dirhem bizlere zarar dokunabilir. Bak, hak edenlerse çok az bir haklılığı oluyor. Ama meydana gelen tahribat çok büyük oluyor. Mesela Müslümanlar birbirine düşüyor, geriliyor. Gereksiz yere adamın imanına zarar veriyor, aklına zarar veriyor. Onun şevkini kırabiliyor, heyecanını kırabiliyor.